Yine güzel bir hava. Yine içerideyiz. Yine çok da bir sıkıntı yok aslında. Neyse, Rusya'ya bakacağız. Rusya bakacağım açıkçası. Rusya'da ki rakamları incelemek istiyordum bir ara. Kısa bir analiz yaptım. Sonra baktım ki bir süre sonra videonun sesi çortluyor. O yüzden onu çözmekle uğraşacağıma videoyu kısa tutma kararı aldım. Böylece çözebilirim diye düşünüyorum. Şimdi Rusya nereden çıktı ya da neden çıkmadı onu hemen bir göstereyim. Bunlar umarım gözüküyor ya. Neyse. Şimdi ilk vakadan beri, yani vakanın çıktığı ilk günden beri vaka sayılarına göre karşılaştırdım birkaç ülkeyi. Gördüğünüz gibi işte Amerika falan uçuyor. Şu uçan şey Amerika. Ondan sonra şurada İran var, işte İtalya falan. Bunları birazcık kıvrıldığını görüyorsunuz. İşte sonradan böyle yükselen bir İngiltere. Türkiye tabii çok hızlı bir yükselişi var. Yani Türkiye'ye başka zaman bakarız. Ya da zaten her gün televizyonda görüyorsunuz. Türkiye'ye bakılıyor yani. Neyse. Rusya şu. Yani Rusya aslında kimsenin radarında değil. Gayet göz önünde olmayan bir yer. Şöyle bakarsak aslında son haldeki o çıkış trendini gösteren bir görüntü. Bu logaritmik, aynı graf, aynı grafiğin, aynı verilerin logaritmik scale'de incelenmiş. Tabi burada scale'i çuk kadar yaptığım için gözükmüyor ama normalde daha büyük. Yani şey, bunu büyük yapsaydım anlardınız. Yani şurası işte 1 milyon, şurası 500 bin, yok şurası 10 bin falan filan diye gidiyor diye tahmin ediyorum. Rusya'nın sonradan gelen bir artış trendi var. Buradaki değişiklik şöyle oluyor. Rusya'ya baktığınız zaman ilk vakayı adamlar 10. günde görmüşler. Yani Çin'de vakanın çıktığı 10. günde ilk vakayı görmüşler. Ama 100. vakaya ulaştıklarında, genelde 100. vaka referans alınıyor bu arada. Çünkü bir vaka çok münferit olabiliyor, onu kapatabiliyorsunuz. Ama 100 vakaysa artık birden fazla olak var ve artık kontrol etmesi zor gibi bir durum var. Neyse. Arada 46 gün var. Yani 56 gün. 56. günde 100. vakaya ulaşıyorlar, 66. günde 1. vaka, yani aslında 10 gün sonra hemen 1000 vaka oluyor, 13 gün sonra da 10.000 vaka oluyor. Sonraki artış trendi normal gibi ama şu aradaki 46 gün çok yüksek. Diğer ülkelerle karşılaştırdım, yüksek mi iyi anlamak için tabii ki. 1 ile 100'ün arasındaki gün sayısı Türkiye'de 8, işte İtalya'da 23, İspanya'da 30, Amerika'da 41. Amerika'da başka bir enteresanlık. Fransa'da 37, Amerika'da zaten başta ilk vakalar gelmişti ama kontrol altına aldıklarını sanmışlardı. Sonradan baktılar ki cortlamışlar. Tabi Amerika eyaletlerle yönetildiği için tabi işte batı yakası başka, doğu yakası başka, orası biraz daha karışık yani. Şu an Kaliforniya iyi gidiyor ama doğu yakası sıçmış durumda yani. Türkiye'de İstanbul'un kötü gitmesi gibi yani. Bu ranking, yani bu sıralama grafiğini kullanıyorum. Çünkü niye radarda yoktu, niye şimdi konuşuyoruz gibi yani. Aslında ilk vakana çıktığı ülkelerden biri yine. Hani başka hiç ülkelerde yokken burada vardı. Çünkü bir Çin'e yakın, iki büyük bir ülke, büyük bir popülasyon. Kaç, 200 milyon bir popülasyon. Büyük bir popülasyonu var Rusya'nın. İşte ilk 20'lerdeydi. Sonra diğer ülkelerde bir hızlanma oldu. Rusya bundan etkilenmedi gibi gördük. İşte yine Putin gidip şov yapıyordu bir yerlerde. Hastanelerimiz var, şöyle böyle iyi kontrol altına alıyoruz diyordu. Sonradan ranking olarak, yani en çok vakası olan işte 40 küsürüncü ülke, 50 küsürüncü ülke olarak bayağı bir takıldı. Vakaların çıkışının işte 55. gününde falan. Ardından o bahsettiğim sonradan çıkış trendiyle kendini listelerde üst sıralara çıkarmaya başladı. Adeta bir popstar gibi. Ve işte gördüğünüz gibi ilk 20'ye girdim. Artık ilk 20 arasındaki ülkelerden biri ve maalesef sıkıntı artış trendi devam ediyor. Yani ben videoyu yapmamın sebebi bugün işte ilk 17. sırada diyelim, yakında konuştuğumuz ilk 6-7 ülke arasına girecek. Hatta şöyle söyleyelim, İtalya, İspanya bu işi kapatırsa muhtemelen işte Amerika, Türkiye, Rusya falan 3-4 ülke falan konuşacağız. Muhtemelen İngiltere'de de vakit alacak bu iş. Son dönemdeki performansının endişe verici olduğunu gösteren bir başka grafiğim var. O da 100. vakadan sonra. Şimdi az önce şu gösterdiğim, şu ilk vakadan sonraydı. İlk vakayı gördüğümüz şeyden sonraydı. Bu 100. vakadan sonra. Hani o artık vakaların sayısının, odağının çoğaldığı ve kontrol etmenin zorlaştığını düşün,
insan, bilim adamlarının mı, tıpçıların mı ne düşündükleri bir kısım. Öyle bakacak olursanız aslında Rusya'nın artış trendi o kadar da iyi gidiyormuş gibi gözükmüyor. Örneğin şurada bir Güney Kore örneği var. Şu laps diye dikleşen şey, yataylaşan şey Güney Kore. Gördüğünüz gibi tamam şurada geçişiyorlar. Hani hala Rusya buradan uzak değil gibi düşünebilirsiniz ama tam öyle bakmamak lazım. Çünkü kıvrılmaya hani artık o hızını kaybetmeye çok önce başlamış. Hatta bakacak olursanız mesela burada gördüğünüz çoğu ülke o yatay seyri yakalamış durumda. Ama Rusya bunlara göre daha dik. Tabi buradan çok anlaşılmıyor. Onun anlaşılabilmesi için başka bir grafik yaptım. Ama yani şöyle söylemeye çalıştım. Şu, böyle dik giderse zaten yani şu artış trendiyle giderse zaten yeşil kim mesela İran. İran'ı geçecek. Aşağıdaki şu galiba Türkiye. Türkiye geçebilir mi yani? Bilmiyorum. Neyse yani tabi popülasyonu büyük geçebilir bir yandan da ama tabi nüfus yoğunluğu da az. O da bir etken baktığınız zaman. Rusya çok büyük bir ülke o kadar popülasyon için. Haliyle nüfus Türkiye'de İstanbul'da olduğu gibi örneğin çok yoğunlaşmış olmuyor. Yani bu hız kesmemesini buradan gösterebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Gene aynı gün bu sefer gene 100. vakadan sonra takip ediyorum ama günlük artış oranını takip ediyorum. Günlük artış oranı iyi bir referans çünkü hangi hızda yükseldiğini ve bir hızda bir düşüş olup olmadığını iyi tespit ediyorsunuz. Çünkü vaka sayılarından görmek zor oluyor. Çünkü toplam sayı 10.000 olduktan sonra işte 1.000 çok mu az mı 2.000 mi çok falan onu çok yakalamak zor oluyor çıplak gözle diyelim. O yüzden günlük artış oranına bakıyorum. Burada çok az ülke koydum çünkü az önceki grafikte gördünüz yani bir şey seçilmiyor yani. O yüzden buraya 4 tane koydum. İyi örnek, kötü örnek bir de Türkiye'yi koydum. Şimdi Rusya benim kendi %15'lik bir şeyim var yani hız oranının %15 altına inmesi aşağı doğru bir iniş olacağıyla ilgili işaret veriyor açıkçası. Bunun örnek veriyorum. Mesela İtalya iyi bir örnek. İtalya kendi vakalarında kaçıncı günden sonra işte ilk 100. vakasının 24. günde %15'in altına indi ve sonrası geldi. Yani artık gittikçe daha da aşağı iniyor. Mesela İsviçre iyi bir örnek. İsviçre'de bir ara çok hızlı gidiyordu çünkü kayak merkezleri yüzünden İtalya'ya yakınlığı dolayısıyla bayağı başta etkilenmişti. Sonra çok sıkı bir izolasyon şey önlemi aldılar. Diğer yandan İsviçre'de aslında bu İskandinav ülkeleri gibi daha böyle individualizmin bireyselliğin yüksek olduğu insanların birazcık mesafeli olduğu bir yer. Herhalde kurallara uydular iyi bir şekilde. Öyle olunca hızlı yani başta kötü başlasa da yukarıyı almadım bu arada çünkü o zaman şurayı takip etmek zorlaşıyor. Buralarda işte ilk günler olduğu için yani bir gün 100 artıyor, 100'den 200'e çıkıyor, %100 gözüküyor. O çok reprezentatif değil açıkçası. O yüzden buraları sallayın yani uçup uçuyor, kaçıyor. Ama İsviçre'de baktığınız zaman kaç 19. günden itibaren o azalış trendine girdi ve şu an yüzde neredeyse 5'in altında bir artış oranıyla devam ediyor ve artık işler kontrol altında diyebiliriz yani çünkü artık iyileşen insan sayısı hastalanan insan sayısının üzerine çıkıyor ve hastaneler doluluktan kurtuluyor. Buna bir örnek Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de bu arada bu hız birazcık kesildi. %15'in altına biz de indik artışsız olarak. O yüzden biz dahi hani biz İtalya olur muyuz diye korkuyoruz burada. Yani o başka bir konu olabiliriz hakikaten. Ama en azından Rusya'daki o korkunç görüntü yok baktığımız zaman. Yani Türkiye'de 15. günden sonra %15 trendinin altına indi. Bakalım ne kadar burada duracağız. O önemli. Çünkü Türkiye eş zamanlı test sayısını da çok yükseltiyor. O yüzden belki bu 10 bandında birazcık gezebiliriz yani ama sonra aşağı ineceğimizi umut ediyorum diyeyim. Ama Rusya henüz oraya inmedi. Gördüğünüz gibi bak burada Güney Kore'yi falan koymadım çünkü Güney Kore çok daha iyi. Güney Kore olmayacağı kesin. Öyle bir karşılaştırma yapmaya gerek yok. Rusya tabii şu an 25. günü geçti. Hala %15'in üzerinde bir artış geliyor. Şu an rakamlar küçük olduğu için İtalya eskiden büyüktü de artık şimdi millet yüz binler, milyonları konuştuğu için Rusya'nın mevcut 15 binlik vaka durumu çok kimsenin umurunda değil gibi. Ama işte şu 15'liğin altına inmezse artık o günlük vaka sayısı Rusya'da da 2500, 3000'leri bulacak. O zaman çok hızlı bir yükseliş tekrar kendini devam edecek ve haftaya Rusya daha çok konuşulur olacak. O yüzden umarım kendilerine iyi bakıyorlardır. Umarım tedbirlerini alıyorlardır diyelim. Neyse. Rusya bence şimdilik dikkat etmek gerekiyor. Umarım
Önümüzdeki hafta bu 15'in altına inerler de onlar da radardan çıkarlar. Biz de Amerika ve İngiltere'ye artı Fransa'ya odaklanırız. Çünkü onlarda da tablo hiç iç açıcı değil. Evet.